Bismillahirrahmanirrahim. Silsiletül Lisan Arapçaya giriş kitabımızın Eddersül Aşiru 10. dersimiz. At-ta'amu vel vecebatu konu başlığımız yemekler ve öğünler. Yani yemek yiyecek, yani yiyecekler, yemekler. Ta'am yemek, vecebat dediği yine yiyecekler, öğünler anlamında kullanılıyor. Yine burada bu ünitede göreceğimiz en nekiratu vel marifetu, nekire marife olayına ayrımını göreceğiz. Burası önemli bir konu. Harflerden de harfu ta'i, ta harfini göreceğiz. Ve yine önemli bir alıştırma olan mukabeletun savtiyetun beyne te ve ta. Te ve ta arasında ses karşılaştırmasıyla alakalı alıştırmalar yapılacak. Şimdi dersimize geçeceğiz. Ancak arkadaşlar YDS ve YDT ile alakalı inşallah yakında çalışmalar devam ediyor. Bu hazırlık derslerimizin yoğunluğundan biraz aksadı. YDS, YDT ve YÖK dille alakalı sarf, nahiv ve grameri artı soru çözümleri, onlara yönelik hazırlık kitabımız çıkacaktır. Bunun çalışması devam ediyor. Artı yüz yüze YDS kursumuz Eskişehir'de. Çevre illerde olanlar da katılabilirler. YDS kursumuz devam ediyor. Ayrıca hazırlık sıfırdan Arapça diye de bir kursumuz devam ediyor arkadaşlar Eskişehir'de. Katılmak isteyenler oradaki mailden bilgi alabilirler Esimder'le alakalı. Esimder Arapça Gmail diye bir adres var. Oradan bilgi alabilirler. Şimdi videoları tabi yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara bir emek harcıyoruz. Sizler de eğer videoları beğeniyorsanız, devamlarının gelmesini istiyorsanız bununla alakalı beğenmeniz ve yorum yapmanız önemlidir benim için. Artı sorularınız olabilir. Bunları yorum kısmından yazabilirsiniz bana. İstekleriniz olursa yorum kısmından aktarabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Gruplarda paylaşabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşması için. Kendi Instagram, Facebook ya da Twitter, WhatsApp hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Şimdi geçelim dersimize. Tasaffahid derse dersi. Şimdi dersimizde At-ta'am vel vecevat diye bir konu başlığımız vardı. Kelimatü ders önce her zaman yaptığımız gibi. Dersin kelimeleri. Vecbetun, öğün demek. Mat'amun, lokanta, restorant. Hudratun, hudra, sebze demek. Lahmun. Lahmun, kırmızı et. Yani beef İngilizcesi. Meslukun. Mesluk, haşlanmış, kızartılmış. Haşlanmış aslında. Meşviyun. Bu da kızartılmış ancak mangal. Mesela meşvi mangal için kullanılıyor. Lahm meşvi dediğimiz mangalda et. Yani kızartma, mangalda et anlamında. Makliyun, yine yağda kızartılmış. Makli de işte ızgarada pişmiş. Yine ızgarada pişmiş anlamında kızartılmış, kızarma. Meşva mesela ızgara restoranı. İşte bu meşviyun dediğimiz, tabii meşva diyorlar. Yani mangal tarzı dediğimiz kızartma o şekilde. Mesluk da haşlanmış, pişirilmiş, haşlanmış. Mesela haşlanmış beyt mesluk, haşlanmış yumurta. Mukabbilat kelimesi önemlidir. Yemeklerden önceki meze deriz veya atıştırmalık, aperatif. Yemeklerden önce, hani yemekten önce getirilir. Lokantalarda falan gittiğimiz zaman önce bir şeyler getirirler. Bunların adı işte mukabbilattır. Buna artık meze midir ya da ön öğün mü deriz ya da bilmiyorum, mukabbilat dediği o. Yani aslında mezedir. Atıştırmalık, yani atıştırmalık deriz ya, budur. Şarabun, içecekler. Salata. Batatetun, patates. Hasaun kelimesi önemli, çorba demek. Tabhun, pişirmek, aşçılık, pişirmek yani. Tabık, pişirmek. Tahdir, hazırlamak. Yapmak, mesela yemek hazırlamak diyeceğiz.
Futur kahvaltı. Gadaun öğlen yemeği. Aşaun akşam yemeği. Ekele o erkek yedi. Mazi bir fiildir. Asirun meyve suyu demek. Bittihun bu da karpuz demek. Geldik tabiratu ders. Dersimizin kalıplarına. Kaimetul vecebat. Yani yemek listesi diyoruz. Vecebat dediği aslında öğünde. Burada yemek diyorum. Öğün yani yemek listesi. Kaime liste. Vecebat yemek. Vecbetun nebatiyetun. Vecbe nebatiye sebze yemeği diyebiliriz. Yani hayvani yani hayvansal maddelerin, gıdaların olmadığı öğünlere, yemek öğünlerine vecbe nebatiye derler. Yani vegan mı diyorlar artık? Yani sadece sebze ile alakalı olan bir yemek öğün anlamında kullanıyoruz. El vecebatu seri'atu bu da yine bakın kalıp ifade. Fast food dediğimiz hazır yemek fast food. Ve son olarak da el et'imetul hafifet. Bu arada et'ime taam kelimesinin çoğulu cemi teksirdir. El et'imetul hafifetu hafif yiyecekler. Peki fotoğrafımız var dikkat edin. Unzur ila bu arada bir yere bakmak ea anlamı veren harficerimiz iladır. Unzur ile surati ve ecib. Fotoğrafa bak ve cevapla diyor. Şimdi bakın burada kızarmış mangallar var. İşte etler var. Çorba var. Salata var. Salata bakın vesaire. Mada tera fi surati. Mesela fotoğrafta ne görüyorsun demiş. Şimdi ne görüyorum? Meşviyat, makliyat, hasa, salata falan diyebilirim. Mada ta'rifu min at-ta'am al-arabiyyi? Arap yemeğiyle alakalı ne biliyorsun demiş. İstemi'a vakra. Dinle ve oku. Şimdi burayı dinleyip ve okuyacağız önceliğimiz. Bakalım. Burada ennadilu erkek garson demek. Nadil. Nadiletun sonuna ta eklersem de bayan garson olur. Şimdi dikkat edin. Garson hemen müşterilere ne diyor? Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Hâzihi yemek listesidir diyor. أهلا وسهلا. هذه قائمة قائمة الوجبات bu bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. İsim tamlaması ile alakalı ufak bir detay bilgi vereyim. Bunları bir kenara yazın. أهلا وسهلا. هذه قائمة الوجبات. İsim tamlamasında birinci kelimeye muzaf deniliyor. İkincisine muzafun ileyh deniliyor. Bu bir. İkincisi muzaf kesinlikle el ve tenvin almaz. El takısı ve tenvin almaz asla. İkincisinin harekesi her zaman mecrurdur. Muzafileh mecrurdur yani. Peki yemek listesidir diyor bu. Şükran Rami ne diyor? Şükran teşekkür ederim. Mâzâ tufaddilu ya Sa'id? Tabi Rami arkadaşına diyor ki ne tercih eder? Yani ne istersin? Ne istersin anlamında. Mâzâ tufaddilu ya Sa'id? Şükran. Mâzâ tufaddilu ya Sa'id? Bakın tufaddilu diye soruyor. Cevabı ne olacak? Ufaddilu vecbeten nebatiyeten. Zaten bakın nebati devamındaki min açıklamadır. Minel hudratil mesluqati haşlanmış, pişirilmiş sebzelerden sebze yemeği istiyorum. Burada ufak dili istiyorum, tercih ediyorum diye tercüme etmeyiz aslında yani. Tercih ederim. Yani Türkçe'de mesela ben gerçi diyebiliriz yani yemek tercih ediyorum. İşte sebze yemeği tercih ediyorum. Benimki sebze yemeği olsun, haşlanmış diyor. Peki Rami ne diyor? Ene ufaddilu yine zamirlere dikkat edelim. Ene munfasıl zamirdir. Ene ufaddilu lahme decacin. Lahme decac. Bakın yine isim tamlaması. Tavuk eti istiyorum ben diyor. Ama nasıl? Meşviyen. Ana ufaddilu lahme decacin meşviyen. Meşvi kızartılmış yani mangalda tavuk eti. Peki burada yine önemli bir kalıp ifade görüyoruz. Bakın ennadilu ne demiş? Mâzâ an.
Mâzâ anil mukabbilâti veşşerâbi? Mâzâ anil mukabbilâti veşşerâbi? Bakın burada garson onlara şunu diyor. Yani önden aparatif ve içecek olarak onlardan hangisini aslında tercih edersiniz? Onlardan ne istersiniz diyor aslında. Mâzâ an burada o anlamda kullanılıyor. Yani aparatif ve içecek olarak ne tercih edersiniz, ne arzu edersiniz demektir burada. Bakın Said ne diyor? Uhibbu, yani ene uhibbu salatatel hudrati, sebze salatası, vel batatatel makliyete, haşlanmış ya da kızarmış patates diyebiliriz. Haşlanmış olabilir aslında. Haşlanmış patates ve tabii kızarmış patates desek o yağlı olur. Tabii sebze yemeği nebati demiştik burada. Mesluk dediği haşlanmış aslında. Patates ve salata. Sebze salatası istiyorum. Burada bakın uhibbu ufaddilu yerine kullanılmış aslında. Ve son olarak da Rami ne diyor? Ene uridu. Bakın ene uridu hasa'el futri. Futur şey demek, ismi aklıma gelmedi. Mantar. Ana uridu hasa'el futri ve asira'l portukal. Mantar çorbası. Hasa'el futri ve asira'l portukali. Asir meyve suyuydu. Portakal suyu diye çeviriyorum. İstiyorum demiş. Burası böyleydi. Alıştırmalar kısmımıza geçelim. Şimdi burada güzel alıştırmalar var. Lahiz, dikkat et. El cümelel atiyete. Aşağıdaki cümlelere dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Qara'tul kitabe. Qara'tu kitaben. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir kelime marife olabilir, nekire olabilir. Marife nekire konusu önemli bir konudur. Belirli belirsiz diye Türkçe'de bunu söyleyebiliriz. En bariz marifeler 6 kısma ayrılıyordu. Bunlardan en belirgini görsel olarak görebileceğimiz el takısı olan kelimeler belirlidir, marifedir. El takısı yoksa bu kelime nekiredir. Bakın el kitabe marifedir, kitaben nekiredir. Birincisinde el kitabe eliflam var, marife. İkincisinde kitaben eliflam yok. Bakın tenmin de var. Bu kelimeden nekiredir. Yani belirli belirsiz diyoruz. Zaten tercüme ederken nasıl diyorum? Qara'tul kitabe, kitabı okudum. Kitabı okudum. Ama ikincisinde qara'tu kitaben, bir kitap okudum diye çeviriyoruz. Yani tercümeye de bu yansıyor zaten. Peki burada qara'tu irab yapalım arkadaşlar. Qara'a fiildir. Fiil cümlelerinde bildiğimiz temel öğeler fiil, fail, mef'uldür. Tu zamirdir burada, muttasıl zamir. El kitabe de mef'ulun bihi mansubun bil fethati diyoruz. Yine aynı şekilde burada da öyle. Öğeler bu şekildeydi. Marife nekire konusu bu şekilde. Demek ki görsel olarak bir kelimede eliflam varsa marifedir. Bakın burada er-racul kelimesi ikinci cümlede. Üçüncü cümlede es-seyyarate yine eliflam var, marifedir. Burada dördüncü cümlede el-muthafi var. Bakın başında ila harfi ceri var. El-muthafi, bakın eliflam var. Başında tabi ila harfi ceri vardır. İlel-muthafi. Bu arada harfi cerler kelimeyi mecrur yapıyordu. Mecrurluk da müfret ve cemi teksirlerde kesra ile oluyor diyoruz. Şimdi tabi nahiv derslerimiz var. Oradaki nahiv videolarını da takip ederseniz burayla ben nahivi burada aslında öğretmeye tam oturtmaya çalışacağım. İkisini beraber izlerseniz çok güzel bir Arapça öğrenmiş olacaksınız. Burası uygulama alanı, yani öyle düşünelim. Şimdi birinci kelimeyi, birinci örneği yaptık. Qara'tul kitabe, qara'tu kitaben. Burada ne oldu? Eliflam varsa marifedir, eliflam yoksa nekiredir. Marife nekireyi öğrendik. Peki nekirede, nekire kelimelerde kelimelerin sonuna tenmin geliyor. Buna dikkat edin. Tenmin dediğimiz, bakın kitaben, iki fetha. Raculun, burada iki damme. Bakın raculun. Üçüncü örnekte ise seyyaraten. Ve son örnekte muthafin. Bakın fetha, damme, kesra. Bunların iki tane, yani tenmin diyoruz zaten. İki şekilde okunuyor. Kitabe değil de kitaben. Raculu değil de raculun. Muthafi değil de muthafin okuyoruz. Nekirelerde tenmin zaten
Tenvin ismin özelliklerinden bir tanesidir. Kelimelere tenvin gelir. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Celeser racülü, bu bir ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Fiil cümlelerinde ne aramam lazım? İlk önce fiil, daha sonra fail, varsa mef'ulü bihi. Fail her zaman merfudur. Bakın er racülü. Burada elif lam var, marifedir. Celese racülün, burada racülün kelimesi nedir dersem, faildir. Fiil, fail yine. Ancak kelimenin yapısı nedir dersem, bu bir nekire bir isimdir. Belirsiz yani. Bir adam oturdu diyoruz. Dördüncü örneğimize bir bakalım. Ra'eytus seyyarate. Yine bir fiil cümlesidir. Fiilden sonra fail gelir her zaman. Tu faildir burada. Zamirdir. Muttasıl bitişik zamir. Es seyyarate mef'ulun bihi mansubun bil fethati diyoruz. Eliflamlıdır. Marife bir isimdir. Bakın devamında ra'eytu seyyaraten. Eliflam yok. Nekiredir. Nekire bir isimdir. Yine mef'ul bihidir. Zehebtu ilel muthafi. Bakın zehebtu ila, bir yere gitmek, ea anlamı katan, ila harfi cerimize dikkat edelim. Yine zehebtu fiil, tu fail, ila harfi cer, muthaf mecrur, ismun mecrurun bil kesreti diyorum. Bakın burada el muthaf elif lamlı, zehebtu ila muthafin, burada da nekiredir. Tabi muthaf da bu arada müze demektir. Müzeye gittim diyor, ikincisinde de bir müzeye gittim. Ra'eytu seyyaraten, bir araba gördüm. Bu şekilde tercüme ediyoruz. Burada marife nekire konusunu aslında öğrenmiş olduk. Devamında bakın lahiz ma ye'ti. Bunları aşağıdakileri dikkatlice incele diyor. El kitabu. El kitap kelimesinin başında el takısı var bakın. El artı kitap. Ne oluyor? El kitap kelimetun marifetun. Marife oluyor. Belirli oluyor yani. Hani bir kitap değil de kitap oluyor. Peki ikinciye bakalım. Kitaben, kitabun, kitabin. Bakın 3 harekeyi de almış. Zaten kelimenin 3 irabı vardır. Nasb, dam ve cer hali vardır kelimenin. Bunlar da bakın fetha, damme ve kesre almışlardı. Bu kelimeler de kelimetun nekiratun. Nekire bir kelimedir. Bakın dikkat edelim. Tedullu el, el takısı tedullu alel kelimetil muarrafeti, marife kelimeye, belirli kelimeye işaret eder. Ve yedullu tenvinu, tenvin dediğimizde bakın şunlar alel kelimetin nekireti, nekire ismi göstermektedir diyor. Marife nekire önemlidir. Şimdi ve lahiz et tenvine, şimdi tenvin nedir derseniz istemi'a ilel kelimatil atiyeti, aşağıdaki kelimeleri dinle. وَلَاحِظُ التَّنْو۪ينَ, tenvine dikkat et. Peki bakalım burada. Şimdi evet, okumuyor. Biz okuyalım. Dersen, dersen, dersun, dersun, dersin. Bakın iki fetha, İki damme, iki kesra. Peki ikinci kelimemize bakalım. Kitaben, kitabun, kitabin. Son örneğimiz camiaten, camiatun, camiatin. Havvil ma tahtahu hattun, altı çizili olanı dönüştür ila nekiretin. Nekiratin. Nekire bir kelimeye dönüştür. Güzel uygulamalar. Bakın alıştırmalar çok güzel olmuş. Burada altı çizili olan el camia kelimesi. Bunu nekire yapacağım. Nasıl nekire yapacağım? Eliflamı kaldıracağım. Sonuna tenvin koyacağım. Eliflamı kaldıracağım. El, bakın ilel camiati. Sadece yapmam gereken bu ti'di. Bir tane daha yanına getiriyorum. Tin, tenvin yapıyorum. Yani iki kesre yapıyorum. Eliflamı kaldırın, sonra tenvin koyun. Bakın camia tin şeklinde. Zehebe Ahmedu, bakın fiil faile dikkat edelim. İla harfi cerdir, camiati mecrurdur. Yine ikinci cümlede altı çizili olan kelime aslında irap olarak faildir. Failler her zaman merfudur. Merfuluk alameti müfret ve cemi teksirlerde dammedir diyoruz. Kara'e fiildir. El muallimu faildir. Ed-derse mef'ulü bihidir. Fiil, fail, mef'ulü bihi, temel cümleler. Peki el muallimu kelimesini nasıl nekire yapacağım? Elif lamı kaldırın, sonuna tenvin yapın. Muallimun.
Üçüncü örneğe bakalım. Ekeltu fiil fail. Ben yedim. Neyi? El vecbete yemeği, öğünü. Ba'de zuhri. Öğleden sonra. Burada altı çizili olan kelimeyi nekire yapacağım. Bu bir marifedir. Marife bir kelime. Elif lamı kaldırın. Sonlu tenvini yapacaksınız. Vecbe ten. Peki. Dördüncü örneğe bakalım. Son örneğimiz. Hel soru edatıydı. Mı mi soru edatı. Hel zehebte ma'a astika'ike ilel muthafi. Arkadaşlarınla birlikte müzeye gittin mi? Şimdi altı çizili olan kelime burada ilel muthafideki el muthafi. İsmun mecrurun. Zaten harfi cerden sonra gelmiş. Bakın mecrur olmuş. Elif lamı kaldırın. Sonunu tenvin yapacaksınız. Son cümlede hel zehebte ma'a astika'ike ilel muthafi. Bakın muthafin. Üçüncüde vecbeten. İkincisinde muallimun. Birincisinde camiatin. Bakın kelimeler arkadaşlar nekiredir. Nekire kelimelere de tenvin zaten getirilir. Marife olmayan bir kelimeye tenvin getirilir. Tenvinler de bu şekildedir. Geçelim bir diğer alıştırmamıza. Da hattan tahtel kelimeti en nekireti. Nekire kelimeye bir çizgi çek diyor. Ve hattayni tahtel kelimetil marifeti. Marifeye de iki çizgi. Şimdi seyyaratun nekire. Bir kelime. El muthafu iki çizgi. Bakın marife. Ed ders marife. El mektep marife. Tuffahatin nekire. Baben nekire. El kursiyu marife. El burtukal marife. Eşşems marife. Taamen nekire. Matamun nekire. El ceddu marife. Kitabun nekire. Vecbetin nekire. Alıştırmalar bakın gayet güzel. Uktub ma tesma kısmı önemli. Burada duyduğunu yazacaksın. Şimdi dikkat edin. Seslere dikkat. Şarabun. 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 Muallimen. Muallimen. Tâviletin. Tâviletin. Artık yavaş yavaş harekelere girmeye başladık. Tâviletin. Raculen. 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 Kalemin. 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 Sittetin. Sittetin. Uktub ma tesma. Sittetin. Babun. 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 Defterun. 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 Uhtin. 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 Sittetin. Raculen. Muallimen. Şarabun. طاولة قلم باب دفتر. Evet, bunları kendiniz yazacaksınız ancak doğruluğunu da bu şekilde bakın tespit etmiş olduk. Tekrar okuyalım. شراب معلما طاولة رجلا قلم ستة باب دفتر أخت. Evet, bunlar da bu şekildeydi. Geçelim. İstemi' ve kıra kısmına bakalım. Şimdi dinle ve oku. Merhaben, ene su'adu. Ene su'ad. Su'ad, Araplarda bayan ismidir. Bunu bir kenara yazın. Bizde tabii erkek kadın olabilir. Ancak Araplarda kadın ismidir sadece. Bakın, tanıtıyor kendini. Uhibbu tabha kesiren. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Estati'u. Önemli bir fiildi, yardımcı fiildi. Ebilmek, yapabilmek. Estati'u tahdira hazırlamak, pişirmek. Kethirin min, yine kalıp bir ifade. Kethir minel at'ime. Birçok yemek hazırlayabilirim, yapabilirim. Yuhibbu zevci, kocam sever. El at'imete şarkiyete. Yuhibbu zevci el at'imete şarkiyete kethira. Çokça. Kel kebabi vel kebsa. Evet. Şimdi doğu yemeklerini, doğu kültüründeki olan yemekleri kocam çok sever diyor. Örneğin kebap ve kepse diye bunu Arap yemekleri bunlar kepse. Bakabilirsiniz Google'dan. Lakinne evladi ancak çocuklarım yuhibbunel vecebatis seriate. Fast food hazır yiyecekleri severler diyor.
والأطعمة الخفيفة وخفيف yiyecekleri. لكن أولادي يحبون الوجبات السريعة والأطعمة الخفيفة. Son olarak أقضي وقتا طويلا في المطبخ. Mutfakta çok vakit geçiriyorum. Kada vakit geçirmek için kullanılır. لتحضير hazırlamak için, pişirmek için. طعام الفطور sabah kahvaltısını. والغداء öğlen yemeğini. والعشاء وأكشم يمين. أقضي وقتا طويلا في المطبخ لتحضير طعام الفطور والغداء والعشاء. Evet. Bunları bu şekilde dinleyelim, okuyalım. Bakın buradan başlayalım tekrar. مرحبا. أنا سعاد. أحب الطبخ كثيرا. Evet, merhaba ben Suat diyor. Yemek pişirmeyi çok severim diyor. أستطيع تحضير كثير من الأطعمة. Birçok yemek pişirebilirim, hazırlayabilirim, pişirebilirim diyor. Evet, diğerlerini zaten okumuştuk. Bunları kendimiz okumaya çalışalım. Bir diğer alıştırmamız arkadaşlar. Geldik harfu ta'i. Ta harfine geldik. Burada uktub yaz. Şimdi ta başta bu şekilde yazılıyor. Bakın ta'iratun. Ta'ira uçak demek. Tabi bu arada nekire bir kelime. Ta ortada bu şekilde yazılıyor bakın. Öncesini ve sonrasını bitişiyor. Matarun yağmur demek. Ve sonda da bu şekilde öncesini bitişiyor. Vasatun vasat orta demek. Ve son olarak da bakın bildiğimiz kelime yine geldi. Ayrı yazılıyor bakın ta'ya. Vatvatun vatvat vatvat yarasaydı. Peki bunları kendimiz kitabımıza bu şekilde yazalım arkadaşlar. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Peki geçelim. Şimdi ta harfiyle alakalı kelimeler öğreneceğiz. Uktubu ta'e fil faragi. Boşluğa ta'yı yazacaksın. Ta'yı yazınca ta'yla ilgili bir kelime öğrenmiş oluyoruz aslında. Peki bu domates var. Arapçası ne? Tamatim. Tamatim. Peki lokanta restoran var. Ta ekleyeceğim buraya bakın. Mat'amun. Peki burası nedir? Mutfağa benziyor. Arapçada mutfak ne demek? Matbahun. Peki fotoğrafta bir duvar resmi görüyorum. Arapçası nedir? Haitun. Hait. Mesela sa'atul hait. Duvar saati diyebiliriz mesela. Hait duvar demek. Peki yine kelimemiz geldi. Bakın. Uçak resmi var. Arapçası nedir uçağın? Ta'iratun. Peki kedi var. Kedinin Arapçası nedir? Kıttun. Ve cetvel Arapçası mistaratun. Ve son olarak da ördekler var. Arapçası battun. Bu kadar. Bakın bu kelimeler çok güzel. Bunları hem yazın hem tekrar edin. Rahatlıkla kelimeleriniz de, kelime hazineniz de gelişmiş olacaktır. Peki burada çok önemli bir alıştırma. Ta, tu, tı bir de cezimli hali. Ta, tu, tı. Peki şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ta'ya bir bakalım. Fethalı. Talep. Talab. Talep. Talab. Talep istek demek zaten. Matar. 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 Yağmur demek. Rabata. Rabata. İki şeyi birbirine bağlamak. Şimdi tu'ya bakalım. Tu. Tul. Tol. Tul. Tol. Yefturu. Yeftur. Yerbitu. Yerbitu. Bakın rabatanın muzaresi. Yerbitu. Yerbitu. Emri de irbit olacak şimdi dikkat edin. Peki tı'ya bakalım. Tı. Tıp. 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 Yatıp. Yatıp. İrbiti. İrbiti. Son olarak cezimli haline bakalım. Mat'amun. Mat'am. 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 İrbit. 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 Evet. Geçelim. Bu sefer met harfi, uzatma harfi var. Ta. Ta.
Tu. Tu. Tı. Tı. Burada ise ta harfinden sonra elif var. Burada vav var. Burada ya var. Şimdi ta diye uzatacağım. Ta. Örneklere bakalım. Talep. Talep. Matar. Matar. Havaalanı demek. Rabata. Rabata. Peki vav olana bakalım. Ta'dan sonra vav olan uzatacağız. Tu. 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 Tul. Tul. Uzunluk demek. Futur. Futur. Kahvaltıydı. Yarbitu. Yarbitu. Peki son olarak ya uzatma harfi ya olan ta'dan sonra var. Tı. Tı. Tıb. Tıb. Yatıb. Yatıb. İrbiti. İrbiti. Evet. Geçelim istemeye. İstemeye. İstemeye ve lahidil fark. İstemeye ve lahidil fark. Şimdi burada öncelikle dikkat edin arkadaşlar. Ta burada ta. Burada ta, burada ta. Ta, ta. Bunlara dikkat edelim. Talep. 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 Matar. 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 Bu arada bunların ayrımına dikkat edelim. Anlam olarak da zaten farklı. Matar yağmur demek. Matar havaalanı demek. Rabata. 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 Peki vavlu olana bakalım. Şimdi tul. 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 Yefturu. Yeftur. Yeftur. Futur. Futur. Yerbitu. 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 Son olarak kesreye bakalım. Tıp. 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 Yatıp. 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 İrbiti. 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 Evet. Uktub ma tesma'u. Burası önemli. Ta'am. 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 Evet. Ta'amun. Ta'am. Bittih. Bittih. Selata. Selata. Futr. 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 Mantar demekti. Batata. Batata. Patates. Vasat. Vasat. Orta demekti. Tabh. Tabh. Aşçılık, pişirme, yemek. Kıtta. Kıtta. Kıttatun. Bunları şimdi dikkat edin. Evet, şimdi bunları... Ta'am. Bittih. Selata. Futr. Batata. Vasat. Tabh. Kıtta. Evet, burası böyleydi. Geçelim. Son alıştırma kısmımızdayız. Şimdi bitiriyoruz artık. İkra ve ktub. Okuyup yaz. Şimdi hem okuyacağız hem yazacaksınız. Es-sema'u tumtiru. Yağmur yağıyor demek. Bakın burası es-sema'u tumtiru. Şu an yağmur yağmakta. Es-sema'u tumtiru. Yağmur yağıyor demek. Es-sema'u tumtiru. Evet, sesimiz yok. Peki ikincisine bakalım. Savtu tabli kaviyyun. Savtu tabli kaviyyun. Burada sesler yokmuş. Tabl dedi davul. Davulun sesi güçlüdür diyor. Kaviyyun güçlüdür. Yeşrabu tiflu el halibe. Yeşrabu muzari bir fiildir. At tiflu faildir. El halibe mef'ulü bihidir. Fail merfudur. Mef'ul mansuptur her zaman. Evet, buralarda ses olayı yok zannedersem. Ha, burada yaz diyor zaten. Şey yok. Okuma yok zaten. Hebetat at-ta'iratu. Fotoğrafta ne görüyoruz? Uçağın kalkışını görüyoruz. O zaman kalkmak anlamında gelen hebata fiilini kullanıyoruz. Bakın fiil fail uygunluğuna dikkat edelim bu arada. Hebetat tit-ta'iratu. Peki ikincisinde ekelel kıttu es-semekete. Kedi balığı yedi. Ekelel kıttu es-semekete. Altıda şimdi dikkat edin. İste'amele talalun el-mistarate.
İstamele mazi bir fiildir. Kullandı. Talalun özel isim. El mistarate ne kullanıyor? Bakın cetvel. Cetvel kullandı. Fiil, fail, meful yine. Peki yedinci örneğimize bakalım. Hâzâ mat'amun sîniyun. Bu arada sîniyun kelimesinin sonundaki ya nispet yasıdır. Çinli lokantasıdır diyor. Çin lokantasıdır daha doğrusu. Hâzâ mat'amun sîniyun. Bu bir Çin lokantasıdır. Peki 8'e bakalım. Karpuz fotoğrafı resmi var. El battihu, battih karpuz. Fâkihetun sayfiyetun. Tabi buraya dikkat. Karpuz bir meyvedir. Yaz meyvesidir. Fâkihetun bir meyvedir. Sayfiyetun yaz meyvesi. El battihu fâkihetun sayfiyetun. Peki 9'da tenaveltu ta'amel futuri. Kahvaltı yemeğini yedim. Tenaveltu yedim. Ta'amel futuri kahvaltı yemeğini. Peki örneğimize bakalım tekrar. Tenaveltu. Buradaki tu faildir. Ta'ame mefuldür. Bakın ta'amel futuri isim tamlaması. 10. örneğimize bakalım. Çocuk hikaye okuyor diyeceğim. Bakın yakra'u fiili muzari. Et-talibu fail kıssaten mefulu bihidir. Çocuk yakra'u talibu kıssaten fiil fail meful. Peki 11. örneğe bakalım. Annem yemek yapıyor diyor kız. Bakın kız burada annesinin yemek yaptığını söylüyor. Ummi annem tatbuhu ta'ame. Annem yemek pişiriyor. Hâzihi son örneğimize bakalım. Hâzihi tuyuru musafiratun. Bakın musafir ne demekti? Yolcuydu. Bu kuşlar yolcudurlar. Yolcudur. Bu kuşlar yolculuk yapıyorlar bakın. Peki göçüyorlar yani. Şimdi mukabeletun savtiyetun beyne te ve ta. Te ve ta arasında ses karşılaştırması. Şimdi buraya dikkat edelim. İstemi'a ve raddit. İstemi'a ve raddit. İstemi'a ve raddit. Şimdi terab. Terab. Tarab. Tarab. Tayyarun. Tayyar. 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 Bu arada tayyar. Tayyar. Pilot demek. Tayyar. Tayyar da akım demek. Satar. Satar. Seter. 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 Peki diğerine bakalım. Tıp. Tıp. Tip. Tip. Bat. Bat. Bet. Bet. Batır. Batır. Betir. Better. Evet. Gelelim. Da hattan tahtel kelimetil leti tesma'uha. Da hattan tahtel kelimetil leti tesma'uha. Duyduğun kelimenin altına çizgi çek diyor. Peki. Tabi burada. Burada nasıl yapacağız? Emtar. Ta'ira. Ta'ira. Futur. Tamr. Khat. Murattab. Murattab. Ha, murattab. Murattab. Evet, murattab. Bunun altını çizeceğiz. Şimdi tabi altı çizili olan bunları çizmemiz lazım. Burada khat. Khat. Het. Burada ise murattab. Evet, bu seslere dikkat edin. Burada ise tekrar okusun bakalım. Emter. Emter. Daire. Uçak demekti. Futur. Evet. Temr. Temr. Temrun. Temr. Het. Het. T ile bakın. Son olarak. Murattab. Evet. Şimdi son olarak uktub selate kelimatin fiha taun. İçinde ta olan 3 tane kelime yaz diyor. Şimdi ne olabilir? Bakın timsah olabilir. Miftah olabilir. Tut olabilir. Tabi önce siz kendiniz bunları düşünmeniz lazım. Tabi mesela tekrar edelim. Buraya 3 tane içinde ta olan kelime yazalım. Neydi? Timsah, miftah, tut.
İkinci olarak uktub selase kelimatin fiha taun. İçinde ta harfi olan 3 tane kelime yapacaksınız. Örneğin tabi siz düşünün. Mesela tabl olabilir mi? Fotoğrafta tabl. Matar mesela. Bakın tabl dedi. İşte futur olabilir veya neşit, bunlar olabilir. Bu şekilde arkadaşlar, evet, 10. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maalesef selamet.